Futbolla ilgili karar vardı. Çok tartışılmıştı Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği karar. 12 Haziran'da sahalar açılacak. Futbolcular sahada olacak. Futbolcular sahada olmak istemiyor. Sesini yükseltebilenler var, yükseltemeyenler var. Bir taraftan da farklı açıklamalar da var. Şimdi FIFA eski hakemi Selçuk Dereli ile konuşacağız. Selçuk Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Şule Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Selçuk Bey, teknik direktör Yılmaz Vural'ın şöyle bir açıklaması vardı. Sağlık çalışanları, hekimler korona mücadelesinde ön saflarda mücadele ederek hayatlarını ortaya koydular. Aslında bizim de işimiz böyle. İnsanlar çok sıkıldı, eğlenceye de ihtiyaçları var. Futbolculara koronavirüs bulaşacak bile olsa bizim sahada olmamız gerekiyor dedi. Siz şu anda eğer hakemlik yapıyor olsaydınız Yılmaz Vural'ın düşüncesi gibi sahada mı olurdunuz? Yoksa Ercan Taner'in ya stat stat dolaşıp maç mı anlatacağız, ailelerimize de koronavirüs riskini taşıyabiliriz noktasında mı olurdunuz? Sizi statlarda görebilir miydik eğer görev başında olsaydınız bu süreçte? Şöyle, ben Ercan Taner'in tarafında olurdum. Çünkü insan sağlığının söz konusu olduğu yerde bunu riske atmaya kimsenin hakkı yok. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir pandemi uzmanı mı da yani bununla ilgili karar veriyor? Üstelik Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu bu konuyla ilgili sorumluluğu kendi üstlerine almayacaklarını söylediler. Sorumluluğun tamamen federasyonda olduğunu söylediler ki bunun da danıştığı bir dövüş olduğunu düşünüyorum. Yani bununla ilgili algıyı böyle yaratmaya çalışıyorlar. Yoksa Nihat Özdemir federasyon kendi başına böyle bir karar aldı diye düşünmüyorum. Bir yerden işaret aldı ve bununla ilgili maçları oynatma kararı aldı. Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu bu konuyla ilgili bu maçların oynanmasının önüne geçmelidir. Bu konuyla ilgili gerekeni yapmalıdır. Yani insanların 65 yaş üstünün evde kalmasına karar veriyorsun. Sokağa çıkmamasını söylüyorsun. İşte çocukların, gençlerin sokağa çıkmasını yasaklıyorsun. Ama futbol maçlarının oynanmasıyla ilgili sorumluluğu federasyona atıyorsun. Bu anlaşılır gibi değil. Dolayısıyla temaslı bir oyun futbol Şule Hanım. Yani temaslı bir oyunda korona virüsünün bulaşma ihtimali çok yüksek. Ve biliyorsunuz Erzurumspor, işte Fenerbahçe'de birkaç kişi de Beşiktaş'ta kulüp başkanı dahil birkaç kişi de biliyorsunuz Beşiktaş'ta da Giresunspor'da evet. Ve ciddi anlamda bu koronavirüs pozitif çıkan, bulguları pozitif çıkanlar oldu. Dolayısıyla ciddi bir risk var. Öğrendiğimiz kadarıyla bu İstanbul'da oynanacak maçlar. Nasıl olacak? Şimdi sporcuları antrenmanda 5'er kişilik gruplar halinde çalışın, antrenman yapın deniyor. İyi de soyunma odasında birlikte olacak bu futbolcular. Maçtan sonra aynı yerde duş alacaklar. Ya da sahanın içinde korner vuruşunda 22 futbolcu aynı anda topa yükselmeye çalışacak. Ya da bir serbest vuruşta barajda yan yana duracaklar. Dolayısıyla bu Türkiye'de yürütülebilir görülmüyor. Almanya Futbol Federasyonu maçları oynatma kararı aldı Şule Hanım ama ciddi tedbirler aldı. Takımları kampa aldı. Kampa almadan önce testler yaptı. Maçtan önce testler yapıyor. Çok ciddi önlemleri var ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir önlemini bugüne kadar duyamadık. İnsan hayatı paradan önemli. Biraz kulüpler, bazı kulüpler özellikle ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntılardan dolayı maçların oynanmasını istiyor. Yayıncı kuruluş özellikle evet, istiyor. Onu soracağım şimdi Selçuk Bey. Bir yerden işaret aldı dediniz Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili. Bir yerden işaret aldı. Bu yayıncı kuruluştan bir işaret mi? Yoksa az önce söz ettiğiniz kulüplerden mi? Bahis şirketlerinden mi? Bu kararın alınmasındaki topluca bir muhtemelen bir işaret var. Hangi işaret bu? Şöyle, Türkiye Futbol Federasyonu'na sorumlu bırakan irade Türkiye'de kim olabilir? Sağlık Bakanı sorumluluk federasyonda diyorsa demek ki Sağlık Bakanı da üstünde bir irade buna karar verdi. Dolayısıyla tabii ki yayıncı kuruluşun baskısı var. Biliyorsunuz Katarlıların Türkiye'de futbolu özellikle yayıncı kuruluşu Bein Sports'un başında onlar var. Yayın ihalesini onlar kazandığı için onların baskısıyla bu şekilde oynatılmaya çalışılıyor. Elbette kulüplerin ekonomik problemleri var. Ama bu anlaşılır gibi değil. Yani para bir kişinin sağlığından önemli değil ki. Yani gerekirse bir yıl ara verilmeli. Şu an liglerin durdurulduğu söylenmeli. Basketbol Federasyonu bunu açıkladı. Ama futboldaki ekonomik boyu çok fazla olduğu için şu dönem. Biraz futbolun maçların oynanması isteniyor. İşte Yılmaz Vural gibi düşünenler var. İşte efendim insanlar evde sıkıldı. Biraz eğlence sektörü futbol. İşte bizler sahada olalım diyor. İyi de oynamak istemezse bir futbolcu ne olacak? Siz zorla sahaya çıkaramazsınız ki. Ya da hakemi ya da teknik direktörü. Ki Rıza Çalınbay'ın açıklamaları var. Sivasspor'un teknik direktörü. Evet. Oynamaması gerektiğini söylüyor. Burada bulunmak istemediğini söylüyor. İşte Ercan Taner düşüncesini söyledi. Ben bu ortamda ne seyahat edebilirim ne maçları anlatabilirim dedi. Haklı sebepleri var. Nasıl olacak? Dolayısıyla bu yürütülebilir değil. Bence bu federasyonla
bu koronavirüs ortamında bu lig bitmez. Öyle görünüyor şöyle. Selçuk Bey, biz Rıza Hoca ile de konuşmuştuk. Kendisi ekranlarımızdan demişti ki futbolcular sahaya çıkmak istemiyor. Siz eski bir hakem olarak hakemlerin durumunu biliyor musunuz? Onlar çıkmak istiyorlar mı sahaya? Elbette benim görüştüğüm hakemlerin de birçoğu çıkmak istemiyorlar. Neden hayatları riske alsınlar? Biz diyorlar bu süreçte koronavirüsle ilgili önlemleri aldık. Ailemizi sakındık, kendimizi sakındık. Şimdi hem antrenman yapacağız hem o sporcularla aynı ortamda olacağız. Bu riske neden girelim diyorlar. Elbette kulüp başkanlarıyla görüşüyorum Şule Hanım. Kulüp yöneticileriyle, futbolcularla görüşüyorum. Birçoğu oynamak istemiyor bunu. Ama birileri dayatıyor. Fakat bu gelişmeleri takip ediyorsunuz. Bu kadar Covid-19 teşhisinin konulduğu bir futbol ortamında bence bu sürdürülebilir olmayacak. Devamı mümkün değil diye görünüyor. Elbette bir emek var. Trabzonspor şu an ligin lideri. İşte Galatasaray, Başakşehir ya da alt liglerde, yani sadece Süper Lig açısından bakmamak lazım Şule Hanım. Alt ligler mesela PTT'de 1. Lig'de Hatayspor açık ara lider. Bu kadar emek vermiş. Onların da belirli hakları var. Tabii bunlarla ilgili Kulüpler Birliği'nin, kulüplerin oturup konuşması lazım. Kulüp başkanlarının, kulüp yöneticilerinin kararlar vermesi lazım. Yani Türkiye Futbol Federasyonu kendi başına karar alamaz. Ya da kimler buna evet oynansın diyor ya da kimler demiyor. Bunlar da açıklamalı o zaman Türk Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir. Dolayısıyla ciddi riske giriliyor. Bence bu kadar Covid-19 teşhisinin olduğu yerde Nihat Özdemir bu konuyla ilgili kulüpleri toplamalı ve son bir kararı gözden geçirmeli diye düşünüyorum. Evet. Selçuk Dereli, siz eski bir hakemsiniz. Şimdi Ercan Taner görevinin başındaydı konuştu. Rıza Hoca yine görevinin başındaydı konuştu. Siz az önce dediniz ki yöneticilerle de konuşuyorum, teknik adamlarla da konuşuyorum. Kulüp başkanlarıyla bilmiyorum konuşabiliyor musunuz? Peki bir çok az sayıda insanın açıklama yaptığını görüyoruz. Çok az sayıda insan ekranların karşısına geçerek ya da kendileri birebir açıklama yaparak bunlara karşı olabiliyorlar. Sizin konuştuğunuz isimler mesela tamamı gerçekten ekranlarda ya da kulüplere ya da Türkiye Futbol Federasyonu'na hayır bu maç oynanmamalı, hayır futbolcular çıkmamalı, büyük bir riskle karşı karşıyayız, bizim kararımız budur diyebildiler mi? Ya da diyebilecek güce sahipler mi bu ülkede? O cesarete sahipler mi? Şule Hanım, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Onu diyebilecek güce sahip olsalardı Türkiye Futbol Federasyonu bugün bu açıklama yapmazdı. Çünkü benim görüştüğüm birçoğu bunu söylüyor. Hocam diyor ben nasıl bu riske gireyim diyor. Ben nasıl seyahat edeceğim? O kampta kalacağım. O maçlarda bu riske neden gireyim diyor. Dolayısıyla biraz seslerini kulüpler de çıkarmalı. Yöneticiler de, teknik adamlar. Ercan Taner çıktı işte bunu çok açık bir şekilde söyledi. Ya da bir hakem rahatsızsa, benim görüştüğüm hakem arkadaşlar bunu söyleyebilmeli. Söyleyemiyorlar, çekiniyorlar. Ne yazık ki otoriteden çekiniyorlar. Öyle söyleyeyim. Evet, Selçuk Dereli, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Çuval Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. FIFA eski hakemi Selçuk Dereli ile konuştuk. Futbolun da durumunu anlamış olduk.